Herkese yeni bir videodan selamlar arkadaşlar. Nasılsınız, iyi misiniz? Umarım her şey yolundadır. Hepiniz yeni bir videoya hoş geldiniz. Güzel bir video, güzel bir gün diliyorum hepiniz için. Kanalıma ilk defa geldiyseniz abone olarak beni desteklemeyi unutmayın. Şimdiden çok çok teşekkür ederim. Aramıza hoş geldiniz efendim. Bunları hatırlatıyoruz. Short videolarını beğeniyor musunuz? Yayınlıyoruz. Onları da gördünüz. Flight Simulator'ı izlediniz. Onu da beğendiniz. Çok çok teşekkür ederim. Şimdi belki de izlememişsinizdir. Belki de ertesi güne kalmıştır. Ama kalmaz muhtemelen. İnternetimde sorunlar var. Bölgemizde çok büyük bir yağış sorunu var. Yıldırımlardan dolayı da hatlarda bir tık sıkıntılar olabiliyor. Bundan dolayı da yapacak bir şey yok. İnternetim gitti. Alt katın interneti duruyor ama onun da upload hızı bayağı bir düşük. Onunla idare ediyorum şimdilik. Yayın falan zaten hak getire. Bir de Rise Online'a başladık. Ne olduğunu göstereceğim hemen. Şu anda oyunun ayarlarının kısık olduğundan dolayı, ayarları kısık olduğundan dolayı böyle çöp gibi göründüğüne bakmayın. Ama ben bilerek kıstım çok fazla işlemci harcamasın diye. Buna da bulaştık. Sebebini anladınız zaten videolarda aksamalar, yayınlarda aksamalar, özellikle yayınlar. Suçlularından davacıyım. Evet, hızlı bir şekilde geri döndük. Güzel bir gök gürültüsü var memlekette. Allah sonumuzu hayretsin. İnşallah bir şeyler yanmadan bu zamanı kazasız belasız atlatabiliriz. Şimdi dostlar, oyunda sorun yaşıyordum ben. Bir program kurmuştuk. Yüz takiple alakalı. Kameradan algılayıp yüzümüzü takip ediyordu. Bunu Flight Simulator'da kullanırız diye aslında. Bir baktık ETS'de de çalışıyor. Ulan bir baktık Farming Simulator'da da çalışıyor. Test edelim derken oyunun ayarları karıştı. Mouse'um kıpırdamıyordu falan filan. Meğersem oyundaki kafa takip olayının ayarını açık yapmış. Tabii biz programı kaldırdıktan sonra, programı kullanmıyorken, oyuna girdiğimizde kabin içindeyken, herhangi bir traktörün içindeyken mouse'umuzu oynatamıyorduk. Hemen ayarlara gittik. Sinan bu arada selam olsun kardeşime. Teşekkür ederim. Oyun içi ayarlara gidiyorsunuz. Kafa takip modunu kapalı yapıyorsunuz. Ondan sonra düzeliyor. Şimdi dostlar. Şimdi Hofbermann haritasının ben size çoğu şeyini göstereceğim demiştim zaten daha önce de. Şimdi bu haritada şarap yapma olayı var dostlar. Ama ona mı geçelim? Ondan önce bir balık mı yapalım? Şöyle balığı doya doya mı yapsak? Bilemedim. Boğa spermi falan. Oğlum bizim hayvanlar ne durumda la? Ona bir bakalım. Bir dakika. Bak bunun tuşunu değiştireceğiz abi. Bir dakika. Onu da göstereyim. Soranlar oluyormuş. Görüyorum. Easy Development Control diye bir yer var burada. Oyuna eklediğimiz modların ayarları burada. Onu söyleyeyim. Manual System, Interactive, Easy Development Control. Tuşunu F9'da kullanıyorum ben. F12 şey çekiyor. Kontrolleri kaydet diyorum. F9'a bastığımda buna giriyorum. Şimdi F9'da da bayağı bir alıştım. 3x koşma hızını şey yaptım. Bu arada bu F12 modu dediğiniz mod bu mod. Easy Development Control abi. Yani çok zor değil. İnternette ufak araştırmalarla bulabilirsiniz. Hayvanların menüsüne bir girelim abi. Buzağlar ne durumda? Buzağlar 4 aylık olmuş. Ergenlikleri okey. Herhangi bir eksikleri şimdilik yok. İneklerimizin de TKT'leri azalmış. Bir remok olması lazımdı bende ama. Dur bakayım. TKT yapacak şeyimiz var mı bizim? TKT yapacak vagonumuz vardı galiba. Bu ne iş yapıyordu kardeş? Grain dryer. Hadi canım. Bu şey mi? Kurutucu la. Bir dakika. İşin rengi burada değişir adaş. Peki bir şey söyleyeceğim. Süper gücü açtık. Tamam mı? Buradan yaş olan şundan aldık. Okey. Gidelim. Grain dryer dediği bu çimenle alakalı herhalde değil mi? Öyle mi? Malzeme eksik diyor. Abi bunu nasıl kullanacağız ki o zaman? Grain dryer'ı çalıştır. Tamam. İçine bir şekilde atmamız lazım oluyor bunu. Ama herhalde bu böyle boşaltılmıyor buraya. Anladım. Ya buna muhtemelen aracı var bunun. Muhtemelen demiyorum. Ve bu bile çalıştırıyor olabilir onu. Yani. Bu kullanılıyor. Aha. Bunu animasyon mu eklediler? Ana bayağı... Peki bu ne işe yarıyor? Oyunu yeniden keşfediyorum. Kayıt sistemi. Taşıyıcı bantlar remoklarla yükleme yapmalarının alternatif bir yoludur diyor. Tamam, bu bizle alakalı değil herhalde şimdilik. Kalsın.
Salacımız ne alemde bizim hocam? Salacımız fermente olmuştur. Şuradan bir açalım bir kısmını. Baştan sondan açtık. Salacımız okey. Bu olmuş. Turşumuz hazır abi. Bunları toplayacağız. Ondan sonra hayvanlara da vereceğiz ama TKT de yapmamız lazım. Bizim çiftlikte şimdi birkaç ekipman var dostlar. Foragestar diye bir şeymiş bu. Yani bizim çiftlikte bunu makineler bölümünde göremememiz gerçekten büyük bir eksi abi. Haritadan baktığımda ben neredeyim? Haritada da görünmüyor işin tuhafı. Değil mi? Farm silolar falan var ama haritada da görünmüyor. Şimdi bu kurutucuyu çalıştırabiliriz. Aha bu düzelmiş. Nasıl düzeldi bu? Ha biz elimizle koyduk değil mi? Tamam. Kirasını veriyoruz. Onu da kullanmak lazım bir yandan. Ne yapacağıma bir karar vermem lazım. Şimdi ben şuradan satılabilir şeylere bir gireyim. Neler varmış? Boğa spermi var. Biliyoruz. Deri var. Deriyi yaptık. Bu neymiş abi? Bunu bilmiyorum. Yumurta. Ha bak. Şeyi alabiliriz. Şeyi alabiliriz abi. Tavuk çiftliğini alabiliriz. Yabani havuç var. Bunları dikebiliriz. Bir yandan zamanı hızlandırmıştım. Evin oraya... Evin oradaki şey var ya, küçük bahçemiz var burada bizim. Buraya ne ekmiştim ben? Domates ekmiştim ama malzeme eksik diyor şimdi. Buna bakacağız. Bu ne istiyormuş hocam? Garden manür diyor. Bak buna bir şeyler getirebiliriz. Buraya şey lazım. Şu Hofberman'da satılanlar var ya, garden manür dediği. Bu bölüm böyle olsun ya. Garden and bilmem ne fertilizer diyor. Bak şu. Bundan getirmemiz lazım abi. Okey, buna bakacağız. Hop Bales ne lan? Daha bira yapımında kullanılıyor. Bir şey balyası. Allah Allah. Bira var mı ki oyunda? Hocam bir şey söyleyeceğim. Baya bir şey var. Metan falan da var. Geçtik. Bizim ilgilendirenler aşağıda. Aslında. Konuşmayı da unuttum bu aralar. UHT Milk, Apples, bir şeyler. Rabbit Meat, Compost, Grain, Dried. Bak bira var, bira var. Peki nereden yapıyoruz bunu? Dur bakayım. Üretim zincirleri bölümünde göremedim. Bir tane şey buldum. Böyle bir şey wine bottling diyor. Bak burası bir şey şişeleme istasyonu. Buradan yapıyoruz ama. Bira olayını çözmem. Aha burada bir şey var. Burası pub. Buraya satabiliyoruz. Okey. Onda sıkıntı yok. Bira üretimi nerede hocam? Buraya boşaltıyoruz. Tamam bunu da anladım. Ablayı çalışmalar. Elbisesi güzelmiş de ablanın. Vay be. ETS'den tanıdık geldi mi şu? Bu free herhalde. Bu kullanılıyor. Herkes kullanıyor bunu. Allah'ım acıyamıyorum. Oyun oynarken yoruldum valla. Malt Factory. Ha, gel bakayım buraya. Gel şimdi buraya. Bak bu nasıl çalışıyor bunu bir test edelim. He? O niye oraya gitti? Nasıl gitti o? Servus. Ben bunu bir çözeyim bir. Video da 8-10 dakika oldu. Bir başlayalım bir. Ufaktan bir çıtırdan başlayalım. Devamını getiririz. Hocam şimdi bunun bir boşaltma yeri var. Maltı veriyorsunuz. Aman arpayı veriyorsunuz. Malt olarak alıyorsunuz. Tamam. Bunda sıkıntı yok. Bunu yapabiliriz. Arpayı hemen ayarlarım ben. Ama buradan malttan... Bira üretimi nerede kardeş? Dur onu da çözeyim. Abi sanırım o harita henüz eklenmemiş. Bak Destillery diye bir yer var. Tamam buraya geliyorsunuz. Burada NPC'ler falan var. Ama herhangi bir şekilde üretim zinciri yok. Yani burada görme işimizin sebebi bu olabilir. Bir üretemeyeceğiz. Anladım abi. Ama malt yapabiliriz. O yüzden gerek yok. Biz başka bir şeye yoğunlaşalım. Buradan yapabileceğimiz, size göstermek istediğim. Feed mixer diyor. Bunu geç. Aslında bizim var ya. Abi bahçeyle ilgilenelim tamam mı? Gidelim. Çiftliğe gidelim. Bak şimdi. Çiftliğe gidelim. Biz
Tavşan falan alalım. Bak bunların etleri de satılıyormuş. Bu tavşanları da satın alalım buraya. Ha. Tavşama güzel bir yatırım yapacağız. Instagram'dan beni takip etmeyi unutmayın dostlar. Bak yavruları da oluyormuş. Tamam. Rabbit male diyor. Tamam mı? Bir 10 kaç tane? 100 tane şeyimiz var. Abi 30 tane erkek. 30 tane de dişi tavşan aldım. Bunlar yiyecekler, içecekler. Çoğalacaklar. Çoğaldıklarıyla da biz gideceğiz bunları. Ya ben niye hepsini almıyorum ki bu arada? Bir dakika. Ama çok şey istiyorsa almaya gerek yok baba. Saman istiyorlar. Toplam kapasite bir de besin. Bunlar ne yer ne içer bilmiyorum. O yüzden o zaman abartalım abi. 20'şer tane daha alayım ki 50'ye şeye 100'e tamamlayalım. 20 tane kadın yani dişi. 20 tane de erkek aldım. Şu anda da kapasitesi full oldu. Ama ben bunu da istemiyorum. Çünkü yavrulayacak bunlar. 25'e 25 kalsın abi. Güzel para harcıyoruz da. Allah sonumuzu hayretsin abi. 25'te bundan sat. Toplamda 50 tane yerimiz kalsın bizim, tamam mı? 25'e 25. 50 şerde bunların yavruları, tamam mı? Bunları güzelce satarız, toplarız, ederiz vesaire. Bunları halledeceğiz. Şimdi bu abiler ne yer ne içer ona bir bakalım. Bu abiler şuradan giriyoruz. Tavşanlar kardeşim üretkenlikleri varmış. Saman istiyorlarmış. Tamam. Saman getiririz. Var çünkü. Besin de lazım olacak. O zaman ben şöyle bir traktörüme, müsait olan traktörüme. Bak burada kocaman römorkumuz var ya. New Holland'da gidelim abi. Bunu bağlayalım. Gidelim bunlara getireceğimiz besinlerden alalım. F9 diyelim. Şuradan ışınlanmayı seçelim. Buradan garajı ışınlanalım. Mesela. Şöyle buraya da çekebiliriz. Hava çok bozdu bu arada ya. Tamam. Bu burada kalabilir. İtfaiye falan gidiyor. Kesin yangın çıkmıştır abi. Allah korusun da. Şimdi abi. Buradan animal cat food. Bunu geç. Kedi henüz şey yapmıyoruz. Transport box chicken. Cattle. Diyor ki transport bag for small animals. Oğlum niye çuvalla? Bak bu şey için. Aynen. Hayvanları taşımak için. Abi çok acımasızca değil mi ama ya? Bunlar tavuk için. Bunlar da tavşan için. Kaç tane giriyor bunun içine? Small pets such as cats and rabbits. Tamam. Şimdilik taşımayla alakalı herhangi bir sorunumuz yok bizim. Kalabilir. Büyük torbalar diyelim. Buradan tavşanla alakalı bir yem bulabileceğimizi sanmıyorum. Burası büyükbaş ama şey var. Tavuk var. Tavuk var ama tavşan yok. Tamam. Consumer diyor. Hop bales. Bira yapımında kullanılıyor. Bunu geçtik. Bu ne bu? 10 litrelik bir şey. Bizi ilgilendirmez. Geçtik. Bundan alalım. Vegetable fertilizer diyor. Altı, yedi, sekiz, dokuz, on. Bundan aldık. Bir şey söyleyeceğim. Bence biz tavşan maması bulamayacağız. Tavşana mama vermemiz lazım. Bu ne abi? Lime diyor. Bunlar gübre kardeş. Bunlar gübre. Bizim şeyi bulmamız lazım abi. Tavşanlara mama olarak ne verebiliyoruz? Nasıl verebiliyoruz? Şuradan bakalım. Şuradan Hofberman'ı ben bir seçeyim. Nerede o Hofberman? Gel bakayım buraya. Heh, gel. Bunlar olamaz. Bunları geç. Bak bunlar ilginç.
Allah Allah. Ben buna bir bakayım geliyorum. Belki de çok bildiğimiz bir şey yiyor. Havuç yiyordur, ne yiyecek? Abi şimdi ben bir götüreyim bunların bir samanını vereyim ya. Bir balyayla götürdük bakalım. Saman doldu abi işlerine. Burada kalabilir bu. Şimdi besin gücü muhabbeti baba şey gördüm. Adam marulu alıyor. Bildiğiniz marul olarak satılıyor mu ki onlar? Ya da biz mi çıkaracağız? Buraya marul ekeceğiz. Ektiğimiz marulu oraya vereceğiz. Öyle görünüyor. Bak şimdi devre dışı bırak. Bunu marul yap. Tamam mı? Biz bir gidip hemen şu fertilizer'ı bir getirelim abi. Kompost, manür neyse artık. Bu şey gübresi işte ya bunun. Anladınız siz onu. Çıkışta ne oluyor bunlar? Depolanıyor. Tamam depolanıyor. Depolanıyorsa buradan alacağız buraya vereceğiz. Buradan alacağız buraya vereceğiz. Tamam anlaşıldı. Ben o zaman hızlıca gidiyorum. Şu aldıklarımızı bir aracımıza yüklüyoruz abi. Aracımız da maşallah tam bunun için üretilmiş. Neyse önemli değil. Abi FPS'm çok düşük biliyorum. Arka planda uygulama çalışıyor. Ondan dolayı. Biraz da herhalde bu gübreler düşürüyor FPS'i. Bakayım. Mesela buradayken 60. Buradayken 37 oluyor. Bir sorun var. Çok kaliteli bir mod olduğundan dolayı mı acaba? Bakalım kullandığımıza pişman olacak mıyız? Evet, şuradan dönelim hocam. Şöyle gel, buraya bırak. Aracın arkasını bağla, çalıştır ve gidelim. Evet, bu remote'lu sıkıntı var abi. Remote'lu sıkıntı var. Remote'a baktığın zaman FPS değerin düşüyor. Şu an 30. Yok, remote'la düzeldi bu sefer. Hiçbir şey anlamadım bu işten. Bak şimdi. Şu an 48. Arkaya bakıyorum. 40. Aynı herhalde ya da başka bir sorun var. Neyse ya çok önemli değil. Gidelim. Şu bahçeye bunları bir ekelim. Ekelim dedim de işte gübreleyelim. Suyu zaten kendim alıyordu. Yanlış hatırlamıyorsam. Tepe lambalarını yakalım da. Sorun olmasın. FPS'yi de kapatayım. Gördükçe psikolojimiz bozulmasın abi. Yükleme sürem dediğim gibi iki katına çıktı dostlar. Videolarımda aksamalar olmayacak demiyorum. Olabilir. Olmaması için elimden geleni yapacağım. Biliyorsunuz 7 yıldır aktif bir şekilde kanala bir şekilde videoyu yetiştiriyorum yani. Değişik projelerim de var. Yapacağım. Kamp yapmayı çok seven birisiyim benim. Beni biliyorsunuz. Bir gün gideceğiz inşallah kalacağız. Kalmalı gidebiliriz. Belki kalmamalı. Sabah erkenden çıkmalı. Gidip çadır kurmalı şöyle soba yakmalı bir kamp düşünüyorum. İnşallah bunun da videosunu yapacağım. Sizlere göstereceğim. Beraber otururuz izleriz canlı yayınlarda falan da olsun. Beni Instagram'dan takip edin ki böyle etkinliklerden geri kalmayın. Genelde etkinliklerimi hep canlı yayında yapıyorum. Canlı da böyle sohbet muhabbet güzel oluyor. Doğrudan sormak istediğiniz varsa soruyorsunuz. Etkileşim halindeyiz ya. Neyi nasıl yaptığımı direkt görüyorsunuz. Yani chat'i okuyorum bakıyorum diyorum ki ya bak bu burada takılmış millet. Oradan bir yardımcı olalım falan. Tepe lambasını kapat baba. Aküyü bitirmesin. Şuradan gel. Hemen germe kaşıklarını da bir çöz kardeşim. Aynen aldı bak gördünüz mü? Bunu da aldı. Bunu da alırsın ya bence. Almaz mısın? 80 diyorsun. Bir miktarını kullanırsın. Kütle 20 kilogram. Tamam, şurada kalsın. Bunları bir indirelim abi. Sonra zamanı hızlandıracağız. Zamanı hızlandırdığımız zamanla da tavşanları besleyeceğiz. Bence güzel oldu ya. Kendimiz yapıyoruz ya.
Bir de haritada garden diye bir yer var. Orası da bir bahçe. Herhalde bunun daha büyük bir versiyonu. Herhalde gitmişizdir ya. Bakalım mı hemen hızlıca? Kardeşim orası nerede biliyor musun? Aha da burada. Ziyaret et diyorum. Burası büyük bir bahçe. Portakal falan var la. Burayla da ilgili planlarım var. Yapabilirsek güzel olacak. Burayla da ilgili bir planım var. Yani şimdi bu şeyde tavşanla startı vermiş olduk yani öyle söyleyeyim sizlere. Şimdi FPS sorunu neredeymiş? Bunda mıymış? Bunda mıymış? Her yerdeymiş. Harita zaten sorunlu bir harita da. Tamam neyse ya. Çok kafaya takmayacağım. Dediğim gibi marul depolanıyor şu anda. Marul çalışmaya başladı. Çalıştır diyeceğim. Ha, çalışıyor şu anda. Tavşanlarımızın herhangi bir şeye ihtiyacı var mı? Şimdilik şuradan bir bakalım hayvan menüsünden. Varsa ona göre yapalım bir şeyler. Kameranın konumu iyi. Bir dakika dostlar. Şuradan hayvan menüsü buradan girdik. Toplam kapasite samanı falan filan %60 bilmem ne bilmem ne bilmem ne. Bunun başka bir yolu vardır ama bilenler yoruma yazsın abi. Ben de oradan okur bilgilenirim. Şimdiden teşekkür ederim. Kameramda bak gördünüz mü? Şu sorun var işte. Çözemedik, aşamadık. Yapacağız inşallah. Abi ben bir zamanı hızlandırayım. Duruma bir bakalım. Bir kontrol edelim bakalım. Marul 2 litre. Bunları da bir yere depolamak lazım. Hatta burası bir depo değil mi? Değil. Depo gibi. Tamamlanınca nerede çıkıyorsun sen? Ya da şu anda nerede spawn ediyorsun onu? Şu aracı bir çekeyim ben. Kesin araçtan dolayı var ya FPS'imiz düşüyor. Sen burada kal baba. 24 adet. 7 kilogram. Hayvanlara vereceğiz bunu. Nasıl vereceğiz baba? Yani videosuna baktığım adam bunu bu şekilde yapıyordu. Hala 24 tane var içinde. Burası bir şeyleri dökme yeri. Tamam. Besleme yeriniz nerede kardeşim sizin? Dur bakalım ona. Bu arada vallahi hiçbir şey anlamadım. Tavşanlar da yatıyor kardeşimle. Ne güzel uyuyorlar şunlara bak. Şunlara bak. Bir fotoğraf çekelim. Çok tatlılar. Oyun da olsa. Şimdi ben o zaman şimdi izlediğim adam gidiyor ne yapıyor biliyor musunuz? Buradan bir tane balya alıyor. Balyalar. Şu ufak balyalardan var ya. Geliyor. Kardeşim şunlardan bir tane satın alıyor. Biz de alalım. Oğlum büyük ama ya. Büyük versiyondan değil kardeş. Küçükten yok mu? O ne kardeş? Yarısını bana ver. Yok abi küçük balyadan yok. Neyse. Hatta şey yapalım bir tane kutu alalım. Bak şu da işe yarıyormuş bu arada. İzlediğim adam bunu da kullanıyor. Şimdi niye izliyorum? Çünkü ben de bilmiyorum. Çünkü bilmiyorum. Öğrenmeye çalışıyorum. Hep beraber öğreniyoruz işte videoda. Mis gibi oluyor. Şimdi bu hayvan taşıma şeyimiz, kutumuz. Çok fazla bir anlam yüklemeyin. Bir anlamı yok şu anda. Ben kayboldum galiba. Ha, sağa döneceğiz. Gök gürültüsünü duyuyor musunuz bilmiyorum ama sağlam atıyor. Rabbim güzel vuruyor yani.
İlla ışınlanacağım değil mi? İlla şunu kullandıracağım bana. Ben ne kadar kullanmak istemesem de. Geliyor. Bunun altına bir şey koyuyor. Tamam mı? Bak şimdi. Bir şey koyuyor. Üzerine geliyor. Marulu koyuyor direkt. Bizim aynı şey değil mi ya? Marul marul işte ya. Allah Allah. Garip. Bir çözelim bakalım. Vallahi bir de tavucu de... Aman tavuç ne ya? Ne demekse. Bir de havucu deneyeceğim. Havuç çıkarsın. Onları vermeye çalışacağım. Biraz marul yani. Enteresan. Gerçekten çözemedim. Bir anlam erdiremedim. Şunlar kalsın burada. Bayağı bir şey yaptık. Dağıttık buraları da. Çok sorun değil. Toplarız. Zaten kan benim, damar benim. Hocam. Keradımız okey. Bir daha bir hızlandır bakayım sen şöyle bir. Çıtırdan. Bir tur. Ver bakalım bana. Havuç depolanıyor diyor. Bir eksiğimiz de yok şimdilik. Aydan dolayı mı yavaş üretiyorsun? Peki babuş sen bu ürettiklerini nereye koyuyorsun ayıptır sorması? Satıyor musun? Depolanıyor diyor. Ama depolanmıyor. Belirli bir miktara gelmesi gerekiyormuş dostlar. Yani 250 tane yaptıktan sonra oluyormuş. Şimdi ben havucu getirdim bir de. Şu an içinde hala 250 tane var. Bu hayvanları ben besleyemiyorum baba. İçine mi koyacağız? Ne yapacağız? Anlamadım. Vallahi hiçbir şey anlamadım şu an. Yani beslenme yerleri nerede bu abilerin? İnan hiçbir şey bilmiyorum. Burası dökme yeri diye gör... Aha 716 mı? Yo almadı ki. Saman verebiliyoruz. Apple. %40 carats verebiliyoruz. Toplam kapasite tesir gücü. Allah Allah. Ya, saman da mı yiyorlar? İyi de almıyorsun ki. Vallahi bu işte bir değişik bir olay var abi. Çözemedim. Belki de buradaki araçlardan birini mi kullanmamız gerekiyor? Çözemedim ki. Babali bunlar yemiyor vallahi ya. Yani bir türlü yediremedim. Yedirebilirsek güzel olacak. Üretkenlikleri artacak. Sağlıkları artacak falan. Ama mesela çıkardığımız havucu yemeleri lazım. Bunun olayına bakmam lazım abi benim ya. Bunların beslenme olayları nasıl bilmiyorum. Belki güncellemeyle değiştirmiş olabilirler. Çünkü hiçbir şekilde veremiyorum abi. Şunu alayım elime gezeyim. Tamam mı? Gez abi her yere. Bak burayı gezeyim. Buraya gezeyim. Buralara bakayım. Buraya bakayım aynı şekilde. Ama hiçbir şekilde yemiyorlar. Bu olayın bir aslını araştırmam lazım benim. Bakacağım. En azından hani bugün ne gördük? Tarlayı gördük. Tarlanın şeylerini gördük. Yarın ne gösterdi, ne göreceğiz bilmiyorum. Dostlar kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Haftanın her günü hemen hemen video yayınlamaya devam edeceğim. Kendinize çok iyi bakın. Beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Görüşmek üzere, bay bay.